Herkese merhabalar. Tomuş Öğren'le beraber bugün süper bir elektrik deneyi yapacağız. Hazır mısın? Hocam masayı donatmışsınız ya. Evet. Buradaki bütün malzemeleri sana göstermek istiyorum. Bir tane köpük aldık. Ondan sonra bir alüminyum folyo. Alüminyum folyoyu böyle ben senin için daha önceden hazırladım. Sonrasında iki tane tahta platform kullandık. Bir tane bez kullanacağız. Bez her zaman var. Bir tane polikarbon madde kullanacağız. Bu önemli bir şey. Bunu nereden buldunuz hocam? Bunu böyle özel bulduk. Merak etme sen. Onsa bir tane de kutunun kapağını kullandık. Ayakkabı kutusunun kapağını kullandık ki hani bizim yapacağımız deney yapacağımız yer olacak. Tomuş yapacağımız şey aslında şu. İlk başta ayakkabı kutumuzun kapağının içine şöyle bir alüminyum folyo yerleştireceğiz. Bu alüminyum folyoyu yerleştirdikten sonra Tomuş evladım seninle beraber bu alüminyum folyo aslında bizim için bir iletken yüzey oluşturacak. Sonrasında bu kutunun evladım böyle yanlarına daha doğrusu köşelerine bu alüminyum folyonun üzerine böyle bir tahtalar koyacağız. Sonrasında Tomuş evladım benim şöyle bir tane bundan tabii kopardık. Ben seninle daha önceden kopardım ama kopardığım böyle alüminyum parçalarının içine bundan böyle kopardığım köpüklerden yerleştiriyorum. Sonrasında böyle bunları bir topçuk haline getiriyorum. Mantı yapıyorsunuz. Hayır, topçuk dediğim şey de bu. Mesela alüminyum topu yapıyorum aslında burada. Bu nedir biliyor musun Tomuş Öğren? İletken aslında bir top oldu. Peki ben bunu sonrasında polikarbon maddeyi elektriklendirmem gerekiyor. Bu alüminyum bunlar artık işim kalmadı. Şimdi bunlara da işim kalmadı. Al bakalım bunları Tomuş Öğren. Teşekkür ederim. Al şunu da al bakayım, alüminyumlar işim kalmadı. Sonra bu polikarbon madde aslında elektriklenebilen madde. Peki onun sonra ne yapıyorum? Bu polikarbon maddeyi ben böyle birazcık elektriklendiriyorum. Birazcık heyecanlandırıyorum bu maddeyi. Bu maddeyi böyle bir heyecanlandırdıktan sonra Tomuş Öğren Bey. Bakalım ne olacak? Evet, bakalım ne olacak gerçekten de. Böyle bir heyecanlandırıyorum. Ne yaptım? Elektrik yüklendim bunu. Tabii burada hangi tür elektriklenme yapıyorum Tomuş Öğren Bey sence? Toz bezi. Sürtünme. Elektriklenme yapıyorum. Sonrasında bunun üstüne koyuyorum. Sonrasında, ne olacak hocam? Tomucum bunu attıktan sonra bir anda bakıyoruz. Gerçekten sihir gibi nasıl kaçıyor? Kaçıyor hocam. Hani bak hiçbir şey yapmıyorum. İçine bir şey mi girdi hocam? Hayır. Çünkü oradaki elektriklerden etkileniyor Tomuş Öğren Bey. Hatta birazcık daha yapalım seninle beraber. Bunu iyice böyle bir saçımıza sürtüyoruz. Evet böyle saçımıza sürttük. Sonra saçımıza sürttükten sonra yine polikarbonu koyduk Tomuş Öğren Bey. Sonrası attık bunun üstüne. Aman Allah'ım. Düştü basket. Yani şu attık bunu. Sonrasında kaçıyor hocam nasıl resmen. Kaçıyor. Gerçekten de. Ya işte ben de sihirbazlar bir şey yapıyor zannediyordum. Elektrik yüklerinin bir... İşte zaten sihirbazlar genellikle elektrik yüklerinin etkilerini kullanırlar çok fazla sihirlerinde. Tabii elektriklenme hızlı bir şekilde geçen bir şey. Geçici elektriklenme diyoruz biz buna. Ve bu sayede ama elektrik yükleri bu şekilde böyle oynaklıklar. Hatta bir tane daha deney yapmak istiyorum seninle. Şimdi bunların topların çoğunu Tomuş Öğren Bey'im küçük olanları daha şöyle koyuyorum. Sonra bunu koyduktan sonra şöyle platformumuzu birazcık daha kaldırıyorum ki birazcık yüksek bir şey yapacağız. Enteresan bir şey deney yapacağız seninle beraber. Hocam heyecanlı olmaya başladı. Evet gerçekten de heyecanlı bir deney yapacağız. Büyükleri değil de küçükleri koyuyorum bak. Şimdi sonrasında tekrar Tomuş Öğren Bey'im şöyle şeyimizin üstüne sürtüyoruz. Ne yapıyoruz? Bezimizle beraber sürtünmeyle elektrikleme yaparaktan polikarbonumuzu elektriklendiriyoruz. ondan sonra tebrik ederiz. İşte bu. Gerçekten de mısır patlağı gibi olacak. İnanılmaz bir deney. Görebiliyorsun Tomuş Öğren Bey'im. Mısır patlağı oldu. Gerçekten öyle. Gerçekten güzel bir deney yaptık. Seninle çok eğlendik. Eğlenerek de öğrendik değil mi Tomuş Öğren Bey'im? Hocam süper. Onlar orada asılı kaldı ama. Onlar bu şekilde asılı kaldı. Ama elektriklenme geçince zaten pıt şeklinde düşecekler. Şaka gibi hocam ya. Resmen sihir. İşte bilimin sır dolu dünyasına hoş geldin diyorum seni. Bilimin sır dolu dünyasına hoş geldin diyorum. Hoş bulduk hocam.